AK Parti iktidarı döneminde özellikle Fatih cemaatinin doğrudan hedefe koyulmasının amacı nedir? Veya bundan sonraki bu ayrışmanın bazı kişilerin Fatih grubunu dağıtmasını neye bağlıyorsun? AK Parti iktidarı döneminde mi? AK Parti bence en rahat dönemi değil mi AK Parti iktidarı dönemi? Bu iktidar döneminde özellikle ama şu Fatih var tabii, ama o genel cemaatlara kim burada FETÖ'den sinir uçlarıyla kim oynuyor? Ya sinir uçlarıyla kim oynuyor tabii, AK Parti'ye de muhalif, İslam'a da muhalif olanlar oynuyor. Ben ona, o belli bir şey. Bugün mesela yine Oda TV'de Adana'daki bir şey, yine İsmail'e. İşte her gün İsmail'e adı geçmeye başladı. Şimdi dün Usta Osman'dan dolayı İsmail'e, öbür gün efendim Adana'dan, öbür gün Ceyhan'dan, Seyhan'dan. Yani Oda TV ekseriyetle de şey yapıyor. Diğer tabii İsmail Saymazların şeyi falan. Bu İsmail Ağa adı arttı. Eskiden İsmail Ağa adı bu kadar yok idi. Şu anda da İsmail Ağa bürokraside karşılığı olan bir cemaat değil. Partide de karşılığı olan bir cemaat değil. Yani, ne, amaç ne o zaman? Amaç şu, rey deposu. Rey deposu olduğu için yani hükümetin onlara, mesela bir Yusuf Hoca olayı. Yani Yusuf Hoca olayı bizi o kadar kırdı, yaraladı ki birkaç tane başörtülü feminist kadının yüzünden meri hukuk kanunları bile, şeriata göre zaten hiçbir suç yok, meri hukuk kuralları bile bypass edilerek bir vatan hainine, bilmem neye bile yapılmayan muamele bu adama yapıldı şimdi. Bu niye yapılıyor? Bunu hangi şeyler yapıyor? Bu kararı aldırıyor. Adam orada ölecek hasta. Şimdi buradan ne oluyor? Cemaatta tepki oluyor. Cemaatta diyor ki bu hükümet niye böyle yapıyor ya? Burada bir suç yok. Bu hocayı niye böyle ölümüne terk etti diyor. Yani şimdi cemaatin mesela bir metre kursu hakkında bir haber çıkarıyor. Çıkınca kurs basılıyor. Veyahut bir şey oluyor. Mecburen ne olacak? Emniyete suç duyurusu gelirse, savcılar gelirse mecburen onu incelemesi gerekiyor. Peki. Bu gibi haberleri çoğaltıyorlar. Bir istişare heyetinde bütün bu konular niye bu kadar İsmail Ağa üzerine operasyon, işte ayrılıklar, nifaklar öyle yapılıyor gibi istişare heyetinde çıkan ne bileyim birkaç maddelik bir gerekçe veya bir metin sonuç yok kısmı, mu? Değil bir mi? Sonuç kısmı yok mu? Hani kimin istişare heyeti? İsmail Ağa'nın istişare heyeti. İsmail Ağa'nın heyetinde ben zaten hiç yokum. Hocam işte neden bunları da orada... Hayır, geliyordum. Ha. Tamam, niye gelmiyorsunuz? Onlar diyorlar ki benim için o söz bozuyor. Ben de diyorum ki onlar söz bozuyor. İşte bakın, ama fiili söz bozmayı onlar hocam yapıyor. Görüntüde hocam, ben konuşan olduğum için size ben kalıyorum. Size birkaç adım öne gelseler. Ya, o, ya ama bakın bence, şimdi, bence İsrail'e dönmemiz lazım bir an önce. Döneceğim, çünkü döneceğim. Bu konu bence zarar da veriyor. Evet, yani peki. Hem istismara açık, ben, bu ama karanlık ama şunu da söyleyelim Murat tarafından. Bey. Murat Bey şunu da söyleyelim. Yani, en azından birkaç adım birbirine yakın ben giderek. Ben bunlara Efendimiz'in hayatında da, vefatından sonra da en üst seviyede yapacakları yol haritasını söyledim. Söylediniz. Allah için nasihat ettim. Allah için nasihat ettim. Hatta biri bana dedi ki yakınım, sen dedi bunlara dedi bu kadar konuşursan bunları hiç yanlış yapmaz dedi. Ben de dedim ki zaten yanlış yapmamaları için konuşuyorum. Ama dedi benim de bir beklentim var mı diyor, şimdi bana mı zarf attı bilmiyorum, o da çok zeki biriydi. Sen bu önerileri dedi verirsen, devamlı bu taşları döşersen bunlar hiç yanlış yapmaz dedi. Bırak da yanlış yapsınlar. Bırakmam dedim, yanlış yapsınlar istemiyorum dedim. Bizim canımız ciğerimiz bunlar dedim. Ama benden ayrılırken, hatta yolda giderken Ahmet Hoca efendim abimiz çok iyi istişareler verdi. Biz bunları böyle yaparsak birliğimiz, bütünümüz mahfuz kalır diye yanındakilere söyledi. Ne oldu? Ne oldu? Onun kabahati değil. Ama etkenler var. Şimdi bu etkenleri anlatamıyorum. Bu dış etkenler, bunlar heyette yok. Bunlar şurada yok. Bunlar dış operasyonlar. Bu dış operasyonlar kağıdı veriyor. Heyettekinin kağıttan haberi yok. Ya bunu koymayalım böyle cübbenin hakkında, bu cemaat bunu sever. Bunu görüşelim edelim. Yok.
bu kağıt konulacak diye getiriliyor. O zaman kasıtlı olarak iki tane kağıt, peki. Yani şu süreçte 6-7 ayda iki tane kağıt yayınlandı. Bu kağıdın arka planını tespit edemedik. Çünkü kağıdı ben yazdım, koyacaksınız dendi. Bazı arkadaşlar orada ya hocam biraz ağır kaçıyor falan, bir istişare yapalım dediklerse de bu kağıt konacak dendi. Ertesi günde bana gelmek zorunda kaldılar. Ben perşembe konuşurumdan korktular. Peki ben de dedim ki hocam bu kağıtta böyle 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 yazmışsınız. Altınıza da şahsi imzanızı atmışsınız. Burada şura nerede? Heyet nerede? Tarikatın rabıta, adab, erken bir kişiye mi kaldı yani? Nasıl oluyor? Bunu yazmışsınız. Bu sefer de döndü dedi ki arkadaşına, biz öyle mi yazdık dedi orada dedi ya. Oku bakayım dedi. Kağıdı çıktı almıştım. Okudum, karşı koltuktaydı. Okudu. Allah Allah, biz nasıl böyle yazdık? Şimdi böyle bir olayla karşı karşıyayız. Bir gün evvel bana bak, bir gün evvel bana itibar edilmemesi yazılıp adab, erken hepsi bize ait, şahsi bir imza atıldı. Ertesi gün ben davet etmedim, ben bir şey demedim. Kendileri habersiz baskın gibi geldiler. Başımın üstüne her zaman için. Buyurun dedik, ikram-ı izaz, oturduk konuştuk. Dedi ki aman dedi şöyle, ben vereyim anlaşalım. Ya anlaşalım da dedik, şuradaki şu yazı dün yayınlandı. Hocam, kamuoyu tepki verdi. Niye? Tarikat, adab, erkan bilmem hepsi bize aittir. Siz kimsiniz? Altta şahıs imzası. Şimdi bu şahıs imzası nasıl oluyor burada? Burada heyet var, üstüne şura da olması lazımdı. Bunu deyince benim yanımdaki mübarek hocamız dönüp de biz öyle mi yazdık? Peki bir gün evvel de bana o arkadaş da dedi ki hocam bu ağır kaçmış, bunu bir ıslahtan geçirelim bir bakalım dediğimiz halde bunu ben yazdım konulacak diye bize öyle bir de bağırdı ki dedi, o zamana kadar dedi hiç böyle görmemiştik kendisini dedi. Peki bu yazını ertesi gün Alzheimer olsa adam bir günde unutmaz. Yani bunu nasıl yazdık biz ya? Niye yazdık? Bu böyle bir şeyle ben yaşadım. Ve yanımda Mustafa Özşimşek Hoca şahit, Hüseyin Avni Hoca şahit, Talih Hoca şahit, Kalender Hoca orada, Samettin Hoca orada. Ben böyle gizli işler yapmıyorum ki. Şahitli bu olay. Şimdi bu o zaman ben şimdi Hoca Efendi'ye de kabahat bulamıyorum. Heyete de kabahat bulamıyorum. Ama kağıt sallanarak geliyor. Kağıt nerede düzenleniyor? Bunun bir cevabı lazım. Hocam, biri kağıdı sahiplenmesi lazım. Hocam bu meseleler çok iç meseleler. Onu demiyorum yani beni ayıp ve yani beni bu işte mahrem işleri anlaşıldı hocam açığa veriyor diyenler nelerle karşılaştığımı bilmedikleri için ama detay çok uzun gider. Ben hocam, hocam bu konuyu burada kapatalım. Ben zaten özür diliyorum. Ben zaten bu konuya hiç girmek istemiyorum. Tamam. Bu konuyu kapatalım. Ben bu konuya diye sorularda bu konu da yoktu. Evet, yok. Peki yoktu. Yoktu. Ben sizler gelen millet birçok yanlış anlamasın evet. Vallahi peki şimdi, ama burada anlaşılıyor ki ben bu konular diye hiç ben şey yapmadım. Kimsenin bu bir anlamda bir tek Usta Osmanoğlu'nun devlete karşı kıyam gibi bir mesele olduğu için o Saadettin konusu geldi. Ben zaten açıklama yapacağım. Onu cevap veririm dedim. Geri kalan İsmail meselesi ben istemiyorum benim işim tamam değil. Peki çok teşekkür ediyorum. Hocam.